Ayak bileği hepimizin bildiği gibi en çok burkulan ve en çok travmaya maruz kalan eklemlerden bir tanesi. Ayak bileğimiz günlük hayatımızda bir ayağımızın çukura düşmesi ya da işte bir kaldırımdan inerken bile burkulabiliyor. İlla ki spor yapmamız şart değil. Ve bu burkulmalar sırasında ayak bileği içerisindeki kıkırdakta ezilmeler ya da hasarlar meydana gelebilmektedir. Ayak bileği içerisindeki talus dediğimiz o yuvanın içerisindeki kubbe şeklindeki kemiğin kıkırdağı en sık karşılaştığımız kıkırdak sorunlarından bir tanesi. Ayak bileği burkulmalarına bağlı talustaki kıkırdak hasarları genellikle ayak bileğinin dış tarafında olur. Bir de bazen travmatik olmayan yani burkulmalar neticesinde oluşmayan talusun kıkırdak hasarları vardır. Onlar da iç kısımda oluşur. Genellikle dejeneratiftir ve en çok da talusun iç kısmındaki kıkırdak hasarlarıyla karşılaşıyoruz. Ayak bileğinde talusun kıkırdak hasarlarının tedavisine bakacak olursak, talusta eğer çok ciddi bir hasar yoksa ve travmatikse genellikle alçılı tedavi ya da hareket kısıtlamasıyla belli bir süre sonra 6 ila 8 hafta sonra kıkırdak iyileşebiliyor. Fakat bazen osteokondritis dissekans dediğimiz kıkırdakla beraber kemikte de hasar oluyor. O zaman cerrahi tedavi uygulamak gerekiyor. Bu osteokondritis dissekansın kıkırdak hasarlarının tedavisini artroskopik olarak, ayak bileğini artroskopik olarak tedavi edebiliyoruz. Mikro kırık dediğimiz bir yöntem var. Mikro kırık yöntemiyle artroskopik olarak o kıkırdak hasarı olan bölgeyi temizleyip yeniden küçük kırıklar, minik delikler açarak yeniden canlandırıp, kanlandırıp yeniden iyileşmeyi motive edebiliyoruz. Bu birinci yöntem. Bir de bazen kıkırdak mikro kırık yöntemiyle iyileşmeyen ya da çok ciddi kıkırdak hasarı olan ya da bazen kistleşmiş kıkırdak hasarlarında mozaik plasti dediğimiz kıkırdak nakli şeklinde bir tedavi yapmak gerekiyor. Kıkırdak naklini, mozaik plastiği genellikle diz ekleminden yük binmeyen yüzeyden bir silindirler şeklinde kıkırdak alarak ayak bileğine nakil şeklinde yapıyoruz.